Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Malum biliyorsunuz 3D yazıcı ile ilgili bazı baskılar alıyorduk biz ve pratik olarak hayatımızda kullanabileceğimiz şeyler sizin için basıyorduk. Şimdi bir tanesi de ki bu videoda anlatacağımız şey de bizim gibi yayıncı olanlar için kullanabileceğiniz güzel bir aksesuar. Şimdi biz yayıncılar ne yapıyoruz biliyorsunuzdur ya da bilmeyenler için ben söyleyeyim. Çeşitli mikrofonlar kullanıyoruz ve bunların tamamı neredeyse tamamı kablosuz mikrofonlar. Kablolu olanları da var ama artık tamamen kablosuza geçtik gibi görünüyor. Şimdi bizim elimizde Saramonic'in Blink 500 isimli bir modeli var. Geçtiğimiz yıl aldığımız, hatta 2019 yanlış hatırlamıyorsam aldığımız bir ürün bu. Şimdi bu ürünün iki tane kafası var. Bir tanesi şu anda benim şurada duruyor. Hatta şöyle vurayım. Sesi duyacaksınız. Tık tık tık. Bir tanesi de bu. Bunu genelde röportajlarda kullanıyoruz. Biz ki diğer kişiye verip kullanmak üzere. Tabii bir de bizim sokak röportajı ya da benzeri gibi konularda bazen el mikrofonuna da ihtiyacımız oluyor. Elbette bizim Sennheiser marka bir başka el mikrofonumuz da var ve bunu da kullanıyoruz çekimlerde. Fakat hani acil durumlarda kullanabileceğimiz ya da şu kafayı bir kablosuz olarak da kullanabileceğimiz, el mikrofonuna dönüştürebileceğimiz bir aksesuara ihtiyacımız vardı. Ne yaptık? Thingiverse üzerinden bulduk bu dönüştürücüyü ki bunun için özel olarak bulmanız gerekiyor. Saramonic'in Blink 500'ü için. Creality'nin yazıcısı var bizde biliyorsunuz. Onun üzerinden baskımızı aldık. Onunla ilgili linkini ben sizinle paylaşacağım açıklama kısmında. Şöyle bir baskı alıyor. Sevgili kameramanımdan rica edeyim gelirse birazcık yakınımıza doğru. Biz tabii ki mavi renkte bastık ama siz farklı bir renkte basıp, beyaz basıp farklı bir rengi de boyayabilirsiniz. İşte ne bileyim kırmızı da basabilirsiniz. Biz kendi logomuza yakın olsun diye Teknoloji Oku'ya bu şekilde bir renk tercih ettik. Zaten filamentimizde görüyorsunuz. Siz de hangi rengi kullanırsanız o renkte baskı alabilirsiniz ya da beyaz baskı alıp boyayabilirsiniz. Şimdi neye ihtiyacımız var? Bir tane mikrofon süngeri. Bu baskımızı aldık. Şöyle mikrofonumuzu içine koyuyoruz. Bakın şimdi. Şöyle yerleştirdik ve süngerimizi de bu şekilde takıyoruz içine. Üstüne daha doğrusu içine değil tabii ki. Şimdi süngerimizi de ben bir takayım. Şimdi bakın ne oldu? Yaka mikrofonumuz birdenbire çok güzel bir el mikrofonuna dönüşmüş durumda. Bir röportaj yapacağımız zaman, yani bu şekilde konuşmalı bir röportaj yapacağımız zaman artık ki özellikle sokak röportajlarında bu tarz şeyler çok kullanılıyor. Çünkü neden? Sokak röportajında tutup da birine o kablosuz şeyi vermemiz mümkün değil. Kaybolur, düşebilir, zarar görebilir. O yüzden böyle bir el mikrofonuna ihtiyacımız oluyor. Çantamıza koyup taşıyacağımız çok da güzel ve pratik bir çözüm üretmiş olduk. Eğer siz de bizim gibi yayıncıysanız ya da bu tarz işlerle uğraşıyorsanız hani ekstradan bir kablosuz mikrofon almak yerine ki bu şekilde kablosuz mikrofonlardan bahsediyorum. Böyle bir şeyi baskı alıp bu baskıyı bu şekilde kullanarak kablosuz mikrofonunuzu el mikrofonuna yani yaka mikrofonunuzu kablosuz yaka mikrofonunuzu kablosuz bir el mikrofonuna böyle dönüştürebilirsiniz. Tabii farklı farklı çözümler de olabilir. Farklı bir sünger alıp o süngeri buraya takıp da kullanabilirsiniz. Farklı renkler de olabilir. Bu süngerlerin mavi, sarı, kırmızı renkleri de oluyor. Birçok farklı şekilde de bunu alabilirsiniz. Söylediğim gibi baskıyı farklı bir renk alabilirsiniz. Süngeri farklı bir renk alabilirsiniz. Ama genelde yapacağımız şey şu böyle bir baskı almak gibi yaklaşık bu baskıda 10-12 saat sürdü eğer yanlış hatırlamıyorsam. 10-12 saat sonra bu baskımızı alıyoruz ve artık kablosuz yaka mikrofonumuzu kablosuz el mikrofonu olarak da kullanabiliyoruz. İşte bu kadar basit. Söylediğim gibi Thingiverse'den indirdik bu dokümanı biz. Dokümanın linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Siz de oradan indirip kendi bir 3D yazıcınız varsa ya da bir arkadaşınız da varsa oradan baskı alabilirsiniz. Bu şekilde böyle eğlenceli şeylerde 3D yazıcı üzerinden basabileceğinizin altını çizelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere kablosuz bir yaka mikrofonunu kablosuz bir el mikrofonuna nasıl çevirebileceğimizi anlattık. Konuyla ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz şeyler olabilir. Açıklama kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyorum. Orada çok güzel teknoloji haberlerimiz var. Güncel ve önemli teknoloji haberlerini yine o sayfada sizlerle paylaşıyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.